Uğradığı silahlı saldırıdan sonra artık toparlanma sürecine giren ve adeta yeniden doğan İmparator İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını ilk kez gazetecilere açtı. Aynur Tartan'la Burada Hayat Var programına katılan İbo, pişmanlıklarından anılarına, duygusal kişiliğinden, eşi Ayşegül Yıldız'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu kadar kalkıyordu, Maşallah. Hmm. şimdi bu kadar kalkıyor. Bana Allah bu cezayı verdi. İmparator kutsal mabedini ilk kez kameralara açtı. İbrahim Tatlıses vurulduktan sonra zor günler geçirmiş ve hayata tutunmak için çok çabalamıştı. Adeta küllerinden doğan efsane sanatçı sohbette zaman zaman öz eleştiri de yaptı. Aslında bu benim başıma geldi keşke hiç bir sanatçının başına gelmese. İnsanlar böyle şeyler de yapmasa. Yani dünya kadar sevilen bir insanın başına bu gelmez. Gelmemesi lazım yani. Olmaması lazım. Bu olay benim başıma gelmemeliydi. Aslında Cenab-ı Hak onları nefretle kanamak için onları sebep yaptı yani. Onlar kendi başlarına bu işi yapamazlar. Bana Allah bu cezayı verdi. Demek ki bir yerde eksiğimiz varmış. Bir yerde bir hatamız olmuş ki Cenab-ı Hak dedi ki kendini düzelt. İmparatordan öz eleştiri. Saldırının kendisiyle birlikte çalışanlarını da mağdur ettiğini söyleyen İbrahim Tatlıses, kendisini bu hale getirenleri Allah'a havale etti. Bizden birlikte görev alan 1500 tane arkadaşımız var. Ne oldu şimdi? Bir buçuk senedir ben böyleyim. Sazlar orada kaldı, bilmem ekip orada kaldı, öbür ekip orada kaldı, ışıkçısı vardı, bilmem kimin vardı. Ne oldu bunlara? Hepsi beddua etmiyor mu? E bu bedolar altında insan yaşayabilir mi? İbrahim Tatlıses düşmanlarına ayakta olduğunu ve ne kadar güçlü olduğunu da işte böyle gösterdi. Bu kadar kalkıyordu. Maşallah. Hmm. Şimdi bu kadar kalkıyor. Daha evet. sonra bela kalkacak. İnşallah. İnşallah. Allah İnşallah. Allah İnşallah. İnşallah. Hep her her şeyimizi Allah'a havale etmişiz. Düşmanlarım sevinmesin. Yıkılmadım, ayaktayım. Düşmemişim. bir ben ayaktayım. Aynen öyle. Bu saldırı olayı İbrahim Tatlıses'e belki de pek çok şeyin aslında sanıldığı gibi olmadığını da göstermiş oldu bir bakıma. Neden mi? Bir ton güvendiğim insanlar hep beni arkadan vurmaya çalıştı. Onun için kendime güveniyorum. Gölgeme bile güvenmem yani. Programda İbrahim Tatlıses'in duygusal kişiliğinden de konuşuldu zaman zaman. Düşündüğünüzde mazide sizi en çok ağlatan şey nedir sorusuna bakın imparator nasıl cevap verdi. E sen de şimdi burada soruyorsun Karşı taraf da diyecek ki ne ne oluyor? Ayşegül Hanım bana söyledi bunu sor dedi. <laughs> Beni tembih etti bunu sor dedi. Onun için sormak zorundayım. Siz bence söyleyin. Direkt sorayım. boşanma sebebi bu. Olmaz hayır. <laughs> Doğu insanın şartlar aynıdır. Sadece evet. renkler değişir yani. Evet. Çeşitler değişir. Biz açlığı da fakirliği de tokluğu da çok iyi bilen bir insanız. Açlıktan geldiğimiz için kimseyi reddetmek gibi bir şansımız yok. Reddedemeyiz yani açlık ve fakirliği çok iyi bilirim. Sohbetin belki de en ilgi çeken bölümü imparatorun eşi Ayşegül Yıldız'la ilgili olan bölümdü. Ayşegül Yıldız'ı istemeye İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı gitmiş. E gittik ailecek istedik. Öyle mi? Hatta oğlum Ahmet Urfa Usulü. Urfa usulü mü istediniz? Ayşegül'ü bana oğlum Ahmet istedi. Çiçek mi getirdik? Ne getirdik? He? çikolata ne gerekiyorsa hepsini yapmışlar. Bütün yani, gelenekler uygulandı mı? Evet. Sohbet sonrası ise mangal sefası vardı. İmparator tıpkı eski günlerdeki gibi eline kebapları aldı ve evinin bahçesinde mangal yaptı.